Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gürkan. Bugün sizlerle 2D oyun yapımı serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen bölümde karakterimize zıplama özelliğini ve animasyonu vermiştik. Ve bu hoş olmuştu gördüğünüz gibi. Fakat bir dediğimizi yapamamışız. Bu bölümde onu düzeltmeye çalışacağız. Şimdi o sorun ne? Birden fazla zıplama. Gördüğünüz gibi bunu düzeltememişiz. Yani gördüğünüz gibi birden fazla zıplayabiliyor ve sahneden çıkabiliyor. Bu bölümde bunu düzelteceğiz. Şimdi script'imizi açalım. Pardon. Evet. Şimdi burada bir sorun var mı diye öncelikle buna bakıyorum. Bunun için Serialized Field'dan yardım istiyoruz. Burada evet grounded gözüktü. Oyunu başlattım. Şu anda tiklendi. Zemindeyiz. Space'e bastım. Kayboldu. Zemindeyken true oldu. Evet, bunda sanırsam sorun yok. Evet, gördüğünüz gibi bunda bir sorun yok. Demek ki burada bir sorunumuz yok. Zıplama ile ilgili diğer bir kısmımız şurada. Birden fazla kuvvet uygulayabiliyoruz. Yani bu kod birden fazla çalışabiliyor. Bunun sebebi zaten animasyon dolamaz. Bu şartlarımızda bir sorun var demek ki. Grounded yani yerdeyse ve up arrow'a basılıyorsa diye alınmış. Fakat bunlar ayrı bir şart olarak veya'dan alınmış. Yani bu bir şart. Bu diğer bir şart. Bu ise diğer bir şart olmuş. Fakat biz bu ve diğer bütün şartlar olarak almamız lazım. Şimdi bunu dilerseniz görelim. Oyunumu başlattım. Şu anda Space'te basıyorum ve birden fazla zıplayabiliyorum. Tamam. Fakat bununla aynı kade yani ve bununla girdiği için bu up arrow. Up arrow da böyle bir şey olmayacaktır. Şu anda up arrow'a basıyorum ve birden fazla bastım. Bir şey olmadı. W ile deniyorum. Evet. W ile de birden fazla zıplayabildim. Bunun çözümü gayet basit. Bir parantez buradan. Bir parantez buradan. Oyunumuzu kaydettiğimizde başlatalım. Artık çözülmüştür. Gördüğünüz gibi. Sorunumuzun çözümü bu kadar basitti. Bir sonraki bölümümüzde kamera takibini yapacağız dediğim gibi. Ondan önce sahnemizi bari düzenleyelim ve bazı yeni şeyler ekleyelim. Öncelikle şu evet şu tam ortalı olandan ekleyelim. Bunların boyutu 2 imiş. Bunu da 2 yapalım. 2, 2. Evet. Bunu şurada bir yere koyalım. Evet. Bundan bir tane daha alıyorum. Şöyle aşağıda bir yerde olsun tekrardan. Hatta aynı şeyde de olabilir. Evet, şöyle bir şey olsun. Pardon. Şunu kapattım. Şunlara da küçük platform diyelim. Evet. Bir tane boş obje oluşturuyorum. Adına bizim bu dünyamız olsun. Platformumuzu ve şunları bunun içine atalım. Evet. Şu arka plan resmimizi biraz büyütelim. Bunları da kapsasın. Evet, şu anda oldu gibi. Tabii bunlara eklemedik bizim bu collider'larımızdan. Bir box collider 2 diye ekledik. Şuradan kısalım. Evet. Bir de şunu ekleyelim. Aynısını bunun içinde yapalım. Aslında prefab olarak bunları oluşturabilirdik ama onu şimdilik gerek yok. Sonraki bölümlerde yaparız.
Şimdi gördüğünüz gibi ben buradan ilerlediğimde, evet, bunun sebebi ne olabilir sizce? Layer'ımızın zemin olarak ayarlanmadığından orta animasyonumuz olmadı. Evet, şuradan zıpladık. Şu anda burada oyun ekranımızda yarım olarak görüyorsunuz. Fakat yukarıda daha geniş bir açı olduğu için, evet, gördüğünüz gibi kameramız ama buraya sabit. Şu anda oyunu ben oynuyorum. Fakat tamamını göremiyorum. Diğer bölümümüzde bunu halledeceğiz. Öncelikle bari buraya bir prefab dosyası oluşturalım. Çünkü daima kolaydır eklemek ve layer'ı değiştirmek sıkıntılı olur. Buraya prefabs diyorum. Prefabler nedir derseniz size birazdan göstereceğim. Small bir normal platform alıyorum. Buraya sürükleyip bırakıyorum. Bir de small platform alıyorum ve sürükleyip bırakıyorum. Bunlar bir oyun objesinde ne yaptıysak ve bunu prefab haline getirdiksek, ki prefab gayet kolay, gördüğünüz gibi sürükleyip bırakıyorsunuz. Bu üzerinde yaptığımız değişiklikler kalıcı olur. Mesela bakın, artık buradan sürükleyip koyduğumda hem box collider var ki ayarlanmış bir biçimde ve layer'da gördüğünüz gibi ground. Ve böyle aldığın, gördüğünüz gibi birden fazla yaptığınızda hepsi kaydedilmiş bir halde. Evet, bunu da ayarladık. Bu videomuz bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Abone olmayı ve like atmayı unutmayınız.